Sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar sevgiler. Evet Galatasaray'da transferde bugün de önemli gelişmeler yaşandı. Yoğun telefon trafiği, yoğun telefon görüşmeleri, yazışmalar. Birkaç gün öncesinden attığım maillere yurt dışındaki bazı e, gazeteci arkadaşların verdiği cevaplar ölçüsünde notlar tuttum ve Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmelerini sizinle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Öncelikle Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Son videoyu yani dün çektiğim videoyu rekor sayıda izlediniz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum sevgili Galatasaraylılar. İyi ki varsınız. Galatasaray taraftarının ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu çektiğim her videoda gösteriyorsunuz. Ben de gün boyu zaten A Spor'daki e, yayınımda Halil yaptığımız 3 saatli uzun soluklu yayında Galatasaray'dan da önemli bilgiler veriyorum. Sevgili Galatasaraylılar, evet Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesi, Fatih Terim'in tekrar görevinin başına gelmesiyle Florya'da bağır hava sesiyor. Son hazırlık maçında gerçekten Galatasaray harika oynadı. Aytaç Kara çok verimliydi golleriyle oynadığı futbolla. Galatasaray aslında e, şu anda ligi en hazır takım. Çünkü Dediğimiz gibi Temmuz'un 20'si gibi Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki ilk maçını oynayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmesi için iki ön eleme bir de playoff maçı oynayacağını biliyoruz sevgili Galatasaraylılar. Evet Galatasaray'daki e, gelişmelere gelelim. transferle ilgili neler yaşanıyor onları sizinle paylaşmak istiyorum. Günlerdir sizinle Paulinho haberleri paylaşıyorum biliyorsunuz sevgili Galatasaraylılar. Paulinho ile ilgili çok olumlu bir haber Brezilya'dan geldi. Brezilya'nın SPN kanalında yayınlanan transfer programında nasıl bizim Türkiye'deki spor kanallarında transfer programları yapılıyor. Brezilya'da da artık transfer programları yapılmaya başlandı ve çok fazla yapılıyor. Çünkü Brezilya dünyaya en çok futbolcu gönderen ülke. Yani her ligde hemen hemen dünyadaki her ligde Brezilya'dan Brezilyalı e, onlarca oyuncu görebiliyorsunuz. Yani Brezilya futbolcu yetiştiren bir fabrika fabrika durumunda olduğu için e, çok fazla transfer haberleri, veren gazeteler, internet siteleri ve spor programları yapılıyor. İşte e, SPN kanalındaki yayınlanan transfer e, programında Paylunyon'un Galatasaray ile anlaştığı iddiası ortaya atılıyor. Hatta bu iddiayla ilgili de yaklaşık 15 dakika konuşuluyor. Ve e, bu konuşmalarda o... E, Paulinho'nun transferi sağda çeşitli pozisyonlarda oynayabileceği için teknik direktör Fatih Terim'in ısrarlı talebiydi. Ee, Türkiye'nin en başarılı e, ve en çok kupa kazanan teknik direktörü Paulinho'yu çok istiyordu. Sözleşme süreci ya da bilgiler açıklamasa da, yani Türk cephesi diyor sözleşme süresi ya da e, alacağı ücretle ilgili bilgiler açıklamasa da diyor Brezilyalı yani Paulinho Guangzhou ile ilişkisini sonlandırdığı için Galatasaray'a ücretsiz yani bonservis ücreti e, vermeden Galatasaray Paulinho'ya bonservis ücreti ödemeden gideceği biliniyor diyor. Ama bir imza parası alacak sonuçta. Ama bu detayları öğrenemedik diyor. Yani Paulinho ne kadar imza parası alacak, sözleşme kaç yıl olacak işte Paulinho Galatasaray'dan kaç yıl e, ne kadar ücret alacak onu bilmiyoruz diyor. Bu yüzden diyor terimin talebini gerçekleştirmek maddi olarak büyük sıkıntı yaratmayacak diyor. Yani e, Fatih Terim istediği için diyor Galatasaray'ın yönü yönetimi Paulinho'yu transfer etme konusunda sıkıntı yaşamayacak diyor. E, bu arada Paulinho da Elmindo Deportivo'ya verdiği demeçte de şunu söylemiş. Yani Galatasaray'a transfer olacağını desteklemek için de aynı yorumcular şunu söylüyorlar. Paulinho ilk seçeneğim Avrupa'ya dönmek Kendime hala rekabet etmeye, daha fazla şampiyonluk kazanmak için savaşmaya devam etme konusunda bir kapasiteye sahip olduğumu görüyorum. O yüzden Avrupa'da bir takımda oynayacağım diyerek Galatasaray'a işaret etti diyorlar. Ee, bu arada e, Galatasaray'da biliyorsunuz e, Mustafa Cengiz yönetimin döneminde e, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda'dan bile borçsuzluk kağıdı almış Galatasaray. Ancak UEFA bunun yanında bütün futbolculardan Galatasaray'ın yeni yönetim borçsuzluk kağıdı alıyor ama bunun yanında da banka dekontlarını da görmek istiyor. Çünkü bir dönem borçsuzluk kağıtları alınıyordu oyunculardan. Zoraki alınan oyuncular da oluyordu. Ama şimdi UEFA bunu yemiyor. Bu eve dekont da istiyorum kardeşim diyor. Oyuncuya ödediğiniz ücretin dekontunu da istiyorum diyor. Bu borcun tamamlanması için acilen... Galatasaray'ın yeni yönetimin 338 milyon TL'lik sıcak paraya ihtiyacı varmış. Bir önceki ay seçim yapılsa bu rakam 287 milyon TL'ydi. Yani e, hep bunu yayınlarda söyledim. Seçimin gecikmesi e, yeni yönetimin daha fazla parası, para ödeme, anlamasına, ödeme anlamına geliyor. Çünkü oyuncuların transfer taksitleri birikiyor ve faizleri de birikiyor. E, ancak bir aylık dönemde gelen %18'lik faizle Borç 51 milyon daha borca 51 milyon daha eklendiği için 338 milyon TL'ye yük, e, yükseldi. Bir an önce kulüp e, yöneticilerle de görüşüp yeni yönetim oyuncuların e, banka de, bankaya ücretlerini de ödeyerek yatırarak banka dekontlarını alıp UEFA'ya gönderecek. Bunun için de UEFA'dan bir aylık süre e, talep edilmiş biz yeni yönetimimiz diye ve UEFA da bunu kabul etmiş. Avala gazetesinin bir iddiası var. Bu da enteresan. E, Portekiz'in Abola gazetesi e, Beşiktaş ve Galatasaray Getson Fernandez için duayla ediyor başlığını kullanmış. Haberde Portekiz'in Abola gazetesi e, gazetenin yani Abola gazetesinin iddiasına göre Galatasaray e, yarın başlayacak Benfica'nın yeni sezon çalışmalarının ilk bölümünü tamamlanmasının ardından Jorge Jesus'un Jorge Jesus Benfica'nın teknik direktörü kararına göre transferini bitirmek istiyor. Yani Jorge Jesus zaten şunu söylemişti. ...Getson Fernandes'i e, hazırlık kampının ilk bölümünde görmek istiyorum demişti. Getson Fernandez'in çünkü Benfica ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. E, Galatasaray ise bu işi bir an önce bitirip 21 Temmuz'daki PSV maçında Getson'u oynatmak e, istiyor. Bunun yanında Beşiktaş'ın e, Galatasaray'a kadar acelesi yok. Benfica'nın isteklerine göre, 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 oluşacak duruma göre... Portekiz için teklifini hazırlayacak. Çünkü Sergen Yalçın, Gerson Fernandes'in eğer Galatasaray anlaşamıyorsa e, biz alalım. Çünkü bizim için bizim takımda mükemmel bir 8 numara olur demişti. Alevski ile ilgili bir haber var biliyorsunuz bu Alevski ile ligler devam ederken Galatasaray anlaşmıştı. Çünkü Leeds United'la sözleşmesi bitiyordu. E, çok önemli bir sol bekti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da müthiş futbol oynadı. Gol de attı. Ee, Aloski ama her geçen gün Galatasaray'dan uzaklaşıyor. Trabzonspor da Aloski ile ilgili devreye girdi biliyorsunuz. Leeds United Haziran başlarında Aloski'ye iyileştirilmiş bir sözleşme teklifi yaptı. Yani ücretine zam yaptı ve bizimle devam et dedi. Ancak Aloski henüz kabul etmedi. Yani Kuzey Makedonyalı Solbek Galatasaray ile Leeds United eski kulübü arasında gidip geliyor. Yani Galatasaray'a mı gitsem yoksa Leeds United'da mı kalsam diye. Sport 24'e konuşan menajeri Dino Lamberti de CSKA Moskova ile herhangi bir teması olmadığını konusunda ısrar etti. Çünkü CSKA Moskova'nın Alevski'yi istediği iddia ediliyordu. İngiliz yorumcusu Kevin Campbell da bence Alevski Leeds'e gerçekten yaklaşıyor ve Leeds kulübünde kalabilir. Evet baştan beri da istiyor. Galatasaray'a da, Galatasaray da ee, sıcak e, davranmıştı, Galatasaray'a gitmek de istiyordu ama gelinen süreçte sürecin uzaması nedeniyle Leeds United'da da kalabilir demiş. Kevin Campbell Trabzonspor'un eski oyuncusu biliyorsunuz, Mehmet Ali Yılmaz döneminde transfer edilmişti. Ee, Moreno konusu vardı biliyorsunuz, ee, Galatasaray. E Aloski'de Pürüs çıkması e, Pürüs çıkacak iddiasıyla yani pürüz çıkar beklentisiyle e, Alosko olmazsa e, B planlı devreye sokalım diye e, değişik e, oyuncularla sol beklerle görüşüyordu. En son Galatasaray Vincent Abubakar'ı öneren Pini Zahavi ki e, İsrailli menajer e, İspanyol sol bek Alex Morano'yu da e, Galatasaray'a teklif etmişti. Ancak Real Betis'in geçen sezon devre arasında Marsilya ve Napoli'ye 7,5 milyon euroya satmadığı Morano için Galatasaray'la hangi şartlarda anlaşacak, nasıl anlaşacak bu konuda bir bilgi yok. Ama yerel Estudio Deportivo gazetesinin iddiasına göre Pini Zahavi, Alex Merano'ya şu garantiyi veriyor. Galatasaray'da Real Betis'ten e, aldığın maaşın iki katını kazanaca kazanacaksın diyor. Yani demek ki e, Galatasaray e, Ale e, Alex Moreno'nun e, menajeri Vince, e, Pini Zahavi ile İsrailli menajeriyle görüşüp e, ilerleme kat etmiş, anlaşmış. E, Real Betis'ten kazandığının iki katını teklif etmiş. Menajeri de bu müjdeyi vermiş e, Alex Moreno'ya ama burada... Real Betis'in ikna edilmesi lazım. Real Betis bonservi süreleri olarak 7,5 milyon Euro'ya bile geçen yıl Marsilya ve Napoli'ye bu oyuncuyu satmamış. Galatasaray'da e, bir Ocak transfer haberi var. E, Ramirez, e, İgnacio Ramirez bu tabii ki. Falcao ve Fegül'ünün gönderilmesi durumunda e, bir yabancı forvet daha almak istiyor Galatasaray ama Ocak ayı için İgnacio Ramirezmiş bu oyuncu. Uruguay'ın Liverpool takımında sezon, e, bu sezon 7 maç 10 gol ve 2 asistle başlayan bu sezona 24 yaşındaki golcü için scout ekibinin fırsat transferi olur raporunu verdiği öğrenildi. 2021-31 aralığında sözleşmesi bitecek olan Ramirez için Galatasaray'ın en kötü ihtimalle Temmuz başında imza attırıp devre arasında belasız olarak kadroya katabileceği bilgisi veriliyor bu Gaston Ramirez, Ignacio Ramirez için. Ramirez için Fatih Terim'in de Mustera'dan bilgi aldığı ve golcü golcüye Mustera'nın övgüler yağdırdığı. Yani Ignacio Ramirez'e övgüler yağdırdığı belirtilmiş. E, Halil Dervişoğlu biliyorsunuz e, Brentford 10 milyon euroları istiyor Galatasaray'dan 3 milyon euroya aldığı oyuncu için. E, ve Galatasaray şu anda e, Halil konusunu dinlendirmeye almış durumunda. El Desmargue gazetesi Real Betis'in karşısına genç Türk golcü Halil Dervişoğlu için Selta Vigan'da çıktığı haberini yapmış. Brentford'un Brentford ise büyük potansiyel gördü Halil Dervişoğlu'yu kiralamak değil bon de satmak istediği ve Halil için La Liga opsiyonunu ön planda tuttuğunu iddia etmiş. Fabra için Galatasaray iddiası büyüyor diye bir haber var. Galatasaray 30 yaşına gelen Kolombiyalı bir sol bek için kasasından bonservis bedeli çıkar ne kadar çıkarır? E, o tabii ki bilinmiyor ama Galatasaray'ın Boca Juniors'un Kolombiyalı sol beki Frank Fabra ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. E, Boca'nın Boka'nın e, Galatasaray'dan gelecek olan e, parayla birlikte e, Elias Gomez'in bon servisini alacağı daha iddia ediliyor. Yani ne kadar doğru bilemiyorum. Bu arada Fatih Terim'in onu ben adam ederim diyerek transfer ettirdiği Emre Mor, Emre Mor'u Samet Aybaba'nın istediği bilgisi var Adana Demirspor'a. Bakalım e, Selta Vigo bu oyuncudan kurtulmak istiyormuş. Gelecek teklifleri değerlendiriyormuş ama dediğim gibi Samet Aybaba Adana Demirspor'u istiyormuş Emre Mor'u. Yarmolenko, Yarmolenko'dan bir transfer açıklaması var. Adı Galatasaray'la anılan Yarmolenko, Ukrayna'nın İsveç'le İsveç oynadığı Euro 2020 maçı öncesinde verdiği röportajda transfer konusuna değiniyor. Ukraynalı oyuncu, kulübümdeki belirsizlik dikkatimi dağıtmıyor. Şu anda tek düşüncem milli takım. Vestam'a döndüğümde o zaman zaten başka konularla ilgileneceğim. Şu anda sadece Avrupa Şampiyonası'nda e, olabildiğince ileriye gitmeyi düşünüyorum demiş. Luis'in kaderi Enzonzu'ya bağlı, bazı sosyal medya hesaplarında biliyorsunuz Tay Tay Taylan Antalya'nın yerine Galatasaray'a geleceği iddia edilen Florentino Luis'in kaderi gelecek hafta netleşecek diye bir haber var. Abalo gazetesi Luis'in bugün başlayacak sezon açılışında yer alacağını yazdı. Kaderinin ise daha önce sarı kırmızı formayı giyen Enzonzu'ya bağlı olduğunu belirtti. Eğer yani Enzonzu transferi gerçekleşirse Luis takımdan ayrılacak. Aksi takdirde sezonu Monaco'da kiralık geçiren genç Portekizli Weigl ile beraber kadroda yer alacak. Bu arada Abolan iddiasına göre Luis'in diğer talibi de Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht. Under, ee, bu arada sevgili Galatasaraylılar Falcao hayatını kaybeden futbolcu Ramirez'e taziyelerini sunmuş. Ee, Algemeine Zeytun gazetesine göre Galatasaray Quine için petrol zengini takımlarla çarpışıyor diye bir haber var. E, Sunus Kadıköy'de diktiği bayrak e, için hala tehditler aldığını iddia etmiş bir anısında. E, bunu da söyleyelim. Evet sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'da Kenan Karaman ilgisi de var. Galatasaray Kenan Karaman'ı istiyor. E, Beşiktaş'la birlikte. Çünkü yerli oyuncular artık çok değerli. Galatasaray'da yerli oyuncu kalitesini artırmak istediği için Kenan Karaman'ı istiyor. Kaan Ayhan'ı da istiyor Galatasaray. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar elbette katılacak. Ve Transfer TV Plus kanalı olarak bunları sizinle paylaşacağım. Evet sevgili Galatasaraylılar. Bugünlük vereceğim transfer haberleri bu kadar. Elimde önemli bir golcü haberi var ama teyit etmeden sizinle paylaşamayacağım. Çünkü bu oyuncunun transferi büyük bir ihtimalle Falcao'nun gönderilmesine bağlı. Ama... Çok önemli bir dünya yıldızı, golcü. Bunu önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde videoları izlemek için abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videolara like atıyorsunuz, yani beğeniyorsunuz. Hepsi bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ama gözünüz kulağınız hep Transfer TV Plus kanalında olsun. Hoşçakalın.